biz aslanlar gibi çalışacağız. Aslanlar gibi bu ülkeye bir şeyler üreteceğiz. Ülkemize, milletimize, ailemize bağlı olarak inşallah yaşayacağız. 12 Şubat Belediyesi ve 12 Şubat Kaymakamlığı tarafından Çıraklık Eğitim Merkezi'nde çırak ve kalfa adaylarına kışlık mont, ayakkabı ve çorap dağıtımı yapıldı. Açılış konuşmasını 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek gerçekleştirdi. Bizler fakir çocuklar olabiliriz ama ekmeğimizi çalışarak kazanıyoruz. Yani helalinden kazanıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz emin olun ki. Evine helalinden ekmek götüren insan, bakın, bizim dinimiz var ya, çok mükemmel bir din. Şehitliğin mertebeleri var, biliyor musunuz arkadaşlar? Gidersiniz, savaşırsınız, size şehitlik nasip olursa şehit olursunuz. Ama bir şehitlik daha var, o da bir mertebe. Sabahleyin evinden çocuklarının rızkını temin etmek için çıkan bir insan, Allah esirgesin, yolda bir kaza olsa, vefat etse, o niyetinden dolayı o da şehittir. İşte böyle bir mesleklerin mensupları olacaksınız inşallah sizler yarın. Başkan Mahçiçek, mesleki eğitimin kutsallığına ve ülkeye katacağı katma değer konularına değindi. Dolayısıyla çok güzel bir meslek bu. Yani usta olacaksınız inşallah ve bu ülkeye katma değer yaratacaksınız. Bakın, bizim esnaflarımızdan, yani sizlerden bugüne kadar Allah esirgesin bu ülkeye ihanet eden çıkmamıştır. Hiç yok Allah'a şükür. Biraz kazanırsa fazladan ne yapar? Götürür camiye verir. Biraz fazla kazanırsa ne yapar? Gider fakir fukaraya verir. Komşusuna verir varsa ihtiyaç sahibi. Ya da bir hizmet yerine verir. Yani bir hizmet yeri varsa götürür oraya verir. Bu camiadan Allah'a şükür bugüne kadar bu ülkeye zarar veren, ihanet içinde olan çıkmamıştır. Dolayısıyla çok güzel bir camianın içindesiniz sizler Allah'a şükür. 12 Şubat Kaymakamı Mustafa Çek, meslek sahibi olmanın ve bu sürecin önemine değindi. Ben de bir esnaf çocuğuyum ama aynı zamanda da işte okula da devam ettik. 30 yıldır da bu meslekteyiz. İnanın şu anda üniversiteyi bitirenlerin iş bulması normalde esnaflıktan yetişenlere göre daha zor. Hatta birçoğunda ekonomik olarak iyi yapıyorsanız işinizi, esnaflar daha çok kazanıyor. Yeter ki siz yaptığınız işi gittiğiniz iş yerinde iyi öğrenin. Çıraklıktan kalfalığa, ustalığa belgenizi alın. Bir süre belki bir iş yerinde çalışacaksınız. Sonra kendi dükkanınızı, iş yerinizi açacaksınız. Ve bu çerçevede biraz önce belediye başkanımızın dediği gibi helal rızık kazanacaksınız. Konuşmaların ardından çırak ve kalfa adaylarına kışlık yardımlar dağıtıldı. Programın sonunda Başkan Mahçiçek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bütün amacımız burada çalışan çocuklarımıza, öğrencilerimize içinde bulunduğu şartları daha iyi yaşamalarını temin bakımından, özellikle kış geliyor, onları üşütmeyelim diye. Hani dedik ya, projenin adı da zaten gönülleri ısıtalım, gönülleri giydirelim diye. Sadece maddi olarak giydirmek değil, gönülleri de kazanmak tabii. Yarının bu esnaf ustalarına bir değer katabilir miyiz diye böyle bir program düzenledik. Tabii bu programda kaymakamlığımızın da çok büyük emeği var. İnşallah iyi yapmışızdır. İnşallah. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum ben.